konuklarımızı da alalım böyle. Evet, iyi akşamlar diliyoruz. Buyurun efendim, herkes gelsin. Bir cemaat alalım sizleri. Öyle. Ne diyelim? Vizyon Türk'ün iki hürremi burada. Erdem Bey hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Konuklarımıza da hoş geldin diyoruz. Sen de hoş geldin Erdem Hocam. Merhaba. Merhaba kemaneci. Sevgili seyircilerimiz, yaz dönemi dolayısıyla her zaman söylüyoruz, haftanın bir günü canlı yayında sizlerle buluşuyoruz. Bizim tanıtımımızın tekrarı yok. Onun için canlı yayında sizlerle buluşuyoruz, anlatıyoruz. Lütfen bizim konuşmalarımızı lütfen çok dikkatli dinleyin. Yine önemli, herkesi ilgilendirecek konulara değineceğiz. %100 bitkiyağ kremi mukaddesi anlatırken. Sevgili seyircilerimiz, öncelikle 11 ayın sultanı Ramazan ayını hep birlikte idrak ediyoruz. Mübarek bir aydayız. Önemli bir aydayız. Duaların kabul olduğu bir aydayız. Öyle değil mi? Ve böyle önemli bir ayda yürekten, kalben kendimizi Yüce Allah'ımıza yakın hissettiğimiz, onu yüreğimizde en sıcak şekilde hissettiğimiz bir aydayız sevgili seyirciler. Ve bu ayda insanlar birbirlerine yardım ediyorlar. Zenginler fakirlere yardım ediyorlar. Hoşgörünün, saygının, sevginin en doruk noktasında yaşandığı bir aydayız. Hani şöyle bir benzetme yaparsak, insanların birbirlerine sanki bir şimendifer gibi bağlandığı bir ay, 11 ayın sultanı bu ay, Ramazan ayı işte bu kadar önemli. Sevgili seyircilerimiz, %100 bitki yağ kremi mukaddesi anlatırken, inanın söylediklerimiz, anlattığımız her şey çok doğru. Şimdi Ahmet Bey, 10 dakika zaman olduğu için herkese tek tek konuşalım desem vakit doluyor. Söyleyeceklerimiz çok var, onun için kusura bakmayın çok ilgilenemezsem. Ancak çünkü vakit yetiyor. Sevgili seyircilerimiz, bu ayda diyoruz ki yalandan, yalancıdan, dürüst olmayandan, yaşı 40'a gelip bir baltaya sap olamamıştan, fitne fesat dolu insanlardan, bize zarar veren insanlardan, bizim önümüzü kapayan insanlardan her zaman uzak durmak benim birinci vazifem, görevim. Sizlere de bu şekilde davranmanızı öneriyoruz ve diyoruz ki şöyle elimizi kaldırıyoruz, Allah'ımıza dua ediyoruz. Hakikaten yalandan, yalancıdan, bize zarar getiren, faydası olmayan insanlardan her zaman uzak durmayı Yüce Allah'ımızdan nasip ediyoruz, niyaz ediyoruz ve onlara da Yüce Allah'ımızdan islah diliyoruz. Allah onları islah etsin. Şimdi orada dedin ki yaşı 40'a gelmiş falan. Evet. Yaşı 40'a gelmeden olmuyor mu yani? Şimdi bununla ilgili sevgili seyircilerimiz, bununla ilgili ben çok güzel sözleri daha önce tanıtımlarda söylediğimiz için. Öyle bir söz vardır. Yaşı 40'a geldiği halde bir baltaya sap olamamış ve içi fesat dolu insanlar varsa onlardan Yüce Allah'ımız bizi uzak tutsun. Evet, bizim önümüzü açık, bize faydası olan, bize yardımcı olan, bizi düşünen insanlarla her zaman birlikte olmayı nasip etsin bize Allah'ımız. Bu duamızı ettik bu mübarek ayda. Hepimiz adına, bütün Türkiye adına. Sevgili seyirciler, bakın %100 bitki yağ kremi mukaddesi anlatırken işte bu duygular içerisinde sizlerle buluşuyoruz. Diyoruz ki Safranbolu'da yetişen şifalı bitkilerden yapılma bir üründür mukaddes. %100 bitki yağ kremi mukaddes. Ve ben bunu yerinde bizzat gittim, inceledim. Eğer anlatıyorsam, bir ürün hakkında konuşuyorsam, o ürünün doğruluğuna önce ben inanmalıyım dedim. Ve gittim orada birkaç gün kaldım. Hakikaten ne kadar faydalı, şifa dağıtan bir ürün olduğunu ve nasıl hazırlandığını orada gördüm. Bakın büyük kavanozlarda, büyük kavanozlarda şifalı bitkiler, değerli seyirciler, içinde yine bitkisel ürünler katılarak büyük kavanozlarda aylarca bekletiliyor. Öyle hemen şıkkadanak kolayca hazırlanan bir ürün değil %100 bitki yağ kremi mukaddes. Bunu yerinde bizzat imal edildiği yerde kendi gözlerimle gördüm değerli seyirciler. Onun için daha çok inanarak anlatıyorum ve bu ürünü anlatırken ne kadar çok insan bu üründen şifa bulursa benim de hayatımda kendimi yükselme adına bir basamak daha çıktığıma inancım her geçen gün artıyor. Bu üründe şifa bulan insanların sayısı arttığı müddetçe. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi ben örnekler vererek konuşmayı çok severim. Öyle düzden konuşma değil de benim hayatımda hep örnekler silsilesi vardır. O örnekleri sizlerle paylaşırım. Sevgili seyirciler, Osmanlı dönemini düşünün. Osmanlı döneminin zayıflamaya başladığı dönemlerde, yıllarda Yeniçeriler, bilir misiniz Yeniçeriler? Yeniçeriler o zamanki halktan, değerli seyirciler, cebren, zorla, haksız yere bazı kazançlar elde ederlerdi. Bakın, haksız yere kazançlar elde ederlerdi ve bunu da nasıl yaparlardı? Oralara gittikleri iş yerlerine, dükkanlara balta asarlardı. Evet, balta asmak diye bir deyim vardır, o günlerden gelmedir. Yani Yeniçerilerin haksız kazançlarından sonra böyle bir deyim gelmiş. Osmanlı'nın zayıflık, o zayıf olduğu dönemlerde Yeniçerilerin balta asmasından günümüze böyle bir deyim gelmiş. Şimdi, bizim öyle bir niyetimiz yok sevgili seyirciler. Bakın, 69 TL'ye sizlere %100 bitki yağ kremi mukaddesi gönderiyoruz. Bu üründen
kazanılan her kuruş helaldir sevgili seyirciler. Bakın burada öyle büyük karlar, büyük paralar gerçekten kazanılmıyor. Burada kazanılan tek bir kuruş bile hakikaten helaldir. Çünkü ben kendim gittim, Safranbolu'nun halkıyla da konuştum. Bu arada Mukaddes teyzemizin ellerinden öpüyoruz. Oraya gittiğimizde bizi dört dörtlük ağırladı. O sofradaki birbirinden çeşit lezzetli yemekler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Özellikle zeytinyağlı yaprak sarmasını hiç unutmuyoruz. Onun için teşekkürlerimi sunuyorum, ellerinden öpüyorum. Sevgili seyirciler, oradaki halkla yaptığımız konuşmada gerçekten Safranbolu halkının pek çoğu, ki orada yaşlılar da ağırlıkta, pek çoğu %100 bitki yağ kremi Mukaddes'i kullanmışlar. Bakın belinde problem olanlar, ayağında sıkıntısı, rahatsızlığı olanlar, yürümekte, basamak çıkmakta güçlük çekenler, boyunla ilgili sıkıntıları olanlar, eklem yerleriyle ilgili problemleri olanlar, kaslarıyla ilgili problemi olanlar, özellikle bizleri bu akşam çok dikkatli dinlesinler. Değerli seyircilerimiz, bakın bir amcamız, kendim bizzat konuştum. 75 yaşında, namaz kılmadan önce biliyorsunuz hep abdest alırız, kuralıdır. Amcamız abdest almak için ayağını lavaboya kaldıramazken, %100 bitki yağ kremi Mukaddes'i kullandıktan bir hafta sonra ayağını çok rahat bir şekilde lavaboya kaldırabilecek hale gelmiş. Demek ki bu ürün hakikaten doğru bir ürün. Bu ürün gerçekten insanlara düzenli bir şekilde kullanıldığında fayda dağıtan, onların bu rahatsızlıklarından, sıkıntılarından kurtulmalarına sebebiyet veren bir ürün değerli seyirciler. Şimdi bakın kullanımı diyoruz. Kullanımı da çok basit. Akşamları yatmadan önce %100 bitki yağ kremi Mukaddes'i süreceğiniz, diyelim ki belinizde bir problem var, boynunuzda bir problem var, sırtınızda, omuzunuzda, ayağınızda, bacağınızda. Rahatsızlığın, sıkıntının olduğu yeri önce sabunlu bir bezle iyice bir sileceksiniz sevgili seyirciler. Sildikten sonra %100 bitki yağ kremi Mukaddes'ten az bir şekilde, az bir şey alacaksınız, fazla değil. O rahatsızlığın olduğu bölgeye masaj yaparak, sürerken ihtiyatlı ve itidalli olmak çok önemli. Örselemeden nazikçe masaj yaparak, parmaklarınızla iyi masaj yaparak sürmek gerçekten çok önemli. Sürdükten sonra ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bayanlar çok iyi bilir. Elinize bir tane fön makinesi alacaksınız. Ve o fön makinesiyle %100 bitki yağ kremi Mukaddes'i sürdüğünüz yeri o fön makinesiyle iyicene bir 5 dakika ısıtacak şekilde o fön makinesini tutacaksınız. %100 bitki yağ kremi Mukaddes'i sürdüğünüz yere 5 dakika gezdireceksiniz üzerinde. Yapacağınız bu. 5 dakikadan sonra az bir miktar daha yine %100 bitki yağ kremi Mukaddes'ini alacaksınız. Aynı bölgeye yine biraz daha sürdükten sonra naylon streç varsa bir kat onda dolacaksınız. Üzerinde temiz bir bez yardımıyla, tülbent yardımıyla bir kat daha doladıktan sonra Allah rahatlık versin. Gerçekten inanın bu şekilde kullandığınızda yüzlerce, binlerce %100 bitki yağ kremi Mukaddes'i kullanıp şifa bulmuş pek çok rahatsız, hastalık sahibi bu insanların bu problemlerinden kurtulmasına sebep olan %100 bitki yağ kremi Mukaddes nasıl onları bu problemlerinden, bu sıkıntılarından kurtardıysa aynı şekilde aynı faydayı da sizlere de gösterecek. Sonra geleceksiniz, teşekkür edeceksiniz. Ben şimdi her zaman şunu söylüyorum. Burada bizleri seyreden pek çok seyircilerimiz var ekran başında. İnananlar var, inanmayanlar var. Hani şöyle bir deyim vardır. Anlatırsınız. Pek çok şeyler söylersiniz. Karşı taraftaki der ki sen anlat ya anlat. Balık kavağa çıkınca senin dediklerin olur derler. Bizim öyle bir balığın kavağa çıkamayacağı gibi öyle bir şey nasıl mümkün değilse bizim anlattığımız, sizlere söylediğimiz her şey bu üründe mümkün sevgili seyirciler. Bir tek kelimesini bile abartmıyoruz. Bakın bugün %100 bitki yağ kremi Mukaddes her şekilde söylüyoruz. Sadece bitkilerin yağlarından yapılma bir kremdir. Ve dizinde problemi olanlar, sırtında problemi olanlar, bakın boynunda, başında sıkıntısı olanlar, yani vücudunuzun tepeden tırnağa eğer eklem yerlerinde de problem varsa, hareket etmekte güçlük çekiyorsanız bu ürünü kullanıp faydasını çok kısa bir sürede göreceksiniz. Ve ben bütün kullanan seyircilerimizi Allah bana sağlık sıhhat verdiği müddetçe kanalımızı da bekliyorum. O insanlarla tanışmak, konuşmak istiyorum. Eğer onların kullanımıyla ilgili bir sıkıntı çekiyorlarsa, sormak istedikleri sorular varsa sonuna kadar da cevap vermeye hazırım. Bu derece bu ürüne güveniyorum. Bugün ben bu ürünü anlatıyorum. Belki yarın anlatmam. Ama başka bir ürünü anlatsam, bu ürünü anlatmasam bile şu ürünle yani %100 bitki yağ kremi Mukaddes'le şifa bulmuş, sıkıntılarından kurtulmuş ne kadar çok insan varsa benim hayatımın, kalbimin en müstesna köşesinde, yüreğimin angı köşesinde bu ürünü anlatmaktan duyduğum kıvanç hep yaşayacaktır. Ben bugün bu ürünü anlatıyorum. Yarın anlatmam ama anlattığım müddetçe de zevkle, keyifle anlatacağım. Çünkü başka yerlerdeki, başka mecralardaki ürüne benzemez sevgili seyirciler. Hakikaten %100 bitki yağ kremi Mukaddes'in yapılmasında Safranbolu'daki şifalı bitkiler birinci sırada. Birinci rol, başrolü onlar oynuyor. İçinde hiçbir kimyasal madde ihtiva etmiyor. Gerçekten doğal,
natürel ve söylediklerimizin sonuna kadar inanmanız gereken bir üründür. Ha şimdi biz bu konuşmalarımızı yapıyoruz. Şimdi Erdem Bey. Ha buyurun Ahmet Bey. Mukaddes kremini sürüyorlar. Evet. Mukaddes kremini sürüyorlar. Sonra bez onu emmesin diye o yağı. Evet. Önce naylon sarılıyor tabii, değil mi? İyi bir masaj yapmak çok önemli. Ha, önce temizleniyor, duş alıyor, sonra kremi sürüyor. Eğer varsa fön makinesiyle 5 dakika bir ısıtıyorlar üstünü. İyice de derinin çekmesi açısından. Bunda sürdükten sonra mı? Tabii sürdükten onu, sonra. Onu bulamayabilirler. Bulamayabilirler. Önce kremi herhalde sürüyorlar, sonra evet, naylonla sarıp. Evet, ama ikinci kez masaj yaptıktan sonra bir daha sürmek çok önemli. Ha, ondan sonra sarıyorlar, Allah rahatlık versin. Üstün, bak şöyle buyurun. Naylonun üzerine bezi sarıyorlar. Evet, niye? Bulaşmasın diye. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, biz burada anlatıyoruz. Bize inananlar var, İnanmayanlar var. Biz buradayız arkadaşlar. Her söylediğimizi, her anlattığımızın sonuna kadar imzamızı atıyoruz. Onun için bizim söylediğimiz her şey doğrudur. Dürüstlük çerçevesi içinde bu ürünle ilgili anlattığımız şeylere inanabilirsiniz. Onun için de kimse bizim bam telimize basmasın sevgili seyirciler. Bakın çok tenor konuşuruz ama bam telimize basıldığı zaman da bas baritondan da gidebiliriz. O bakımdan herkesi uyarıyoruz ve söylediklerimizin doğruluğuna inanmanızı istiyoruz efendim. Biz her zaman burada bu ürünle anlattığımız her şeye kalben, yürekten inanarak sizlerle paylaştığımız için amacımız %100 bitki yağ kremi mukaddes. Her hanede, her evde bir tane olmalı sevgili seyirciler. Bu ürün Vizyon Türk'ün bir tanesi. Sizlerin evinde de bir tane bulunmalı. Prestij ürünümüz. Sonuna kadar da nefes verdiğince Allah bize bu kanalda hizmet ettiğimiz sürece sizlere bu ürünle ilgili bütün düşüncelerimizi en mütenahi şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Ahmet Bey, şimdi tanıtımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Vallahi söylemek istediğim şey, siz söylüyorsunuz zaten gerekenleri. Derman Ali Baba şu anda bizi izliyor. Derman Ali Baba'yı ve ailesine, Hasan Alp'e buradan sevgiler saygılar gönderiyoruz. Bütün Safranbolu'ya ve Karabük'e sevgiler selamlar olsun efendim. Evet. Şu anda bizleri izliyorlar ve selamlar olsun. Safranbolu'dan ne güzel şifalar çıktığını da herkes görüyor. Sevgili seyirciler, inanın ki bizim anlattığımız, sizlerle paylaştığımız her konuda bilin ki bizim başımızda kavak yerleri asla esmiyor. Her zaman bildiğimiz şeyleri bakın. Her söylediğimizi biliyoruz ama bazen her bildiğimizi söylemiyoruz. Ama söylediğimiz her şey doğrudur. Tanıtımımızın sonunda arkadaşlar işaret ediyorlar. Sevgili seyirciler, inanın ki vakit olsa bir saat daha konuşur anlatırım ama her böyle güzel şeyin de bir sonu vardır. 0216-490-090 0216-490-090 hep beraber söyleyebilir miyiz? 0216-490-090 kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 2013'ün sonuna kadar 69 TL'ye gelecek. O zaman ne diyoruz sevgili seyirciler? Bize inanan inanmayan herkese aslına hu, nesline hu. Efendim bendeniz Erdem Gençtürk. Tekrar buluşabilmek ümidiyle iyi akşamlar. Güle güle Erdem. Erdem.